Yardım hizmeti. Yok, ayı mı çocuğum? Hafsa. S değil mi Hafsa? Evet. Allah. Tıranı bekle, tıranı. Yürüyün Belediye Başkanı Sayın Fatih Mehmet Koca İstim Salonu Müzade İşi Birlikler. Sayın Başkanım hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sayın Başkanım, Sayın Seyhan Belediye Başkanım. Yazar Ahmet Şerif İzgören Konferansı'na hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu güzel akşamda bizleri yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ediyoruz. Hız kesmeden devam ediyor. Birazdan değerli konuğumuzu burada ağırlayacağız. Ona da sizleri böyle güzel bir coşkuyla bekliyoruz efendim. Kıymetli üyeliler, hepinizi saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz, şeref verdiniz, sefalar getirdiniz efendim. Belediyeciliği sadece imar, inşaat, altyapı hizmetleri olarak görmeyen Yüreğ Belediyesi adına sizlerle böylesi bir kültür sanat etkinliğinde birlikte olmaktan son derece mutluyuz. Dünyayı tabiri caizse eve hapseden pandemi sürecinde hepimizin sanırım en kolay vazgeçtiğimiz etkinlik kültür sanat etkinlikleri veya kültür sanat çalışmaları oldu. Halbuki kültür sanat hayatın en temel değerlerinden bir tanesi ve belki en son vazgeçmemiz gereken bir husustu. Ancak maalesef pandemi süreci hepimizi bu noktada olumsuz etkiledi. Bizler Yüreğ Belediyesi olarak pandeminin etkilerinin hafiflemesiyle birlikte film gösterileri, tiyatro etkinlikleri, konferanslar, söyleşiler ve sergilerle dolu Yüreğ Kültür Günleri'ni tekrar başlatmış durumdayız. Bugün kıymetli Ahmet Şerif İzgören'le beraberiz. Önümüzdeki aylarda da bu tür kıymetli misafirlerimiz bizlerle birlikte olmaya devam edecekler. Ve misafirlerimizden, konuklarımızdan bundan sonraki aylarda, bundan sonraki süreçte Yüreğ Belediyesi Kültür Sanat Günleri'ni yakından takip etmelerini istirham ediyoruz. Yine her cuma bir ilkokulumuzu burada Okullar Sinema'da etkinliği kapsamında misafir ediyoruz, ağırlıyoruz. Yüreğir'de sinemayla tanışmamış hiçbir gencimiz, kardeşimiz, yavrumuz kalmasın istiyoruz. Allah izin verirse. Şunu da açık yürekli ifade etmek isterim. Kültür ve sanat faaliyetlerimiz sadece Yüreğir Kültür Merkezi'nde yaptığımız bu tür etkinliklerden ibaret değil. 12 kültür evimizin tamamında hem gençlerimiz hem kadınlarımız hem çocuklarımız için yine kültür sanat faaliyetleri çeşitli alanlarda devam ediyor. Ben sözü çok fazla uzatmak istemiyorum. Birazdan kıymetli üstadımız Ahmet Şerif İzgören bizlerle birlikte olacak. Bu vesileyle o zaten kendisini o kendine has usluğuyla anlatacaktır, onu dinleyeceğiz, feyiz alacağız. Kıymetli, keyifli bir vakit geçirmek istiyoruz. Ben tekrar burada sizlerle birlikte olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Kıymetli protokolümüze, değerli misafirlerimize tekrar hoş geldiniz diyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum efendim. Adanalı'nın misafirperverliğini konuğumuza şöyle alkışlarımızla bir hissettirelim. Ahmet Şerif İzgören. Biz kahve içeceğiz falan, tamam mı diye geliyor. Ben konuşmacı dedim. Baktı bana, hee dedi. Vallahi dedim, yok canım dedi, hiç konuşmacı görmedim dedi. Vallahi dedim diyorum, senin ailesinde bir de yazar var dedi. Öyle bir dezavantaj var. Başlangıcı konu. Başladı fark yarattı. Kadın olana gelmezsiniz. Konuşurlar ne derlerken, dedi neredesiniz siz? Türk yüzüyorlar. Bodyguard ölümünü yıkıyor, mematiği diyor. Ta Somali'ye kadar gitmişiz bizler, yani böyle bir şey olamaz. Ve oraya baktığınızda ne iş yaptığınızdan çok nasıl yaptığınız önemlidir. Bu adam da aynı işi yapıyor. Bakın bu adam da aynı işi yapıyor. Aynı işi yapıyor, köfte satıyorlar ikisi de. Ve yani fark ne derseniz, garsonlar ayrılıp duruyor, garsonlar devam etti. Dışarıdan turizm üniversiteyi bitirdi, dil öğrendi.
Buradayız başkanım. Güney Belediye Başkanımız ve değerli Eşim Hakan Bey. Çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz.